Selamlar. Kendin Yap serisinin yeni bölümüne hoş geldin. Bu videoda sana bir ısıtıcı, ev koşullarında bir ısıtıcı nasıl yapılır bunu göstermek istiyorum. Ay, soğuktur. Yanımda da gördüğün üzere bir vantilatör var. Bu vantilatör yardımıyla neler yapabiliriz? Ortamdaki havayı, soğuk havayı nasıl sıcağa çevirebiliriz? Bunları anlatmak istiyorum. Bunları konuşmak istiyorum. O zaman hazırsan başlıyoruz. Bir süredir buralarda yoktum. Bu yokluğumu güzel yorumlarınızla desteklemişsiniz. Neredesin? Ne yapıyorsun? Neden video atmıyorsun? Gibi yorumlar paylaşmışsınız. Ve bu yorumlarla ben de daha çok teşvik oldum, daha çok gaza geldim ve videomu hazırlama zamanı geldi diye düşünüp bu videoyu senin için hazırladım. Neredesin diye soranlar, Instagram'dan mesaj atanlar, YouTube'dan yorum yapanlar, mail adresime mail atanlar, aynı maili 5 kere atanlar. Sözüm size. İyi ki varsınız. Teşekkürlerimizi ettiğimize göre, birbirimizi yağlayıp balladığımıza göre sıra geldi. Isıtıcı nasıl yapılır? Bunu anlatmaya. Biliyorsun, vantilatörler hacim prensibiyle çalışır. Ne demek bu? Arkadaki hacmi öndeki hacme sıkıştırarak ortamdaki havayı sanki soğukmuş gibi bize gönderir. Bu tasarıma göre arkadan çektiği havayı sıkıştırarak önden soğuk bir şekilde, sıkışmış bir şekilde bize, ortama gönderir. Biz de hava sıcakken önüne geçip haa yapıp serinleriz. Fakat vantilatörler bulunduğu ortamı soğutmazlar. Bu prensipten yola çıkarak sıkışan havayı sıcak bir yüzeye maruz bırakırsa bir sirkülasyon elde edebiliriz. Arkadan aldığı havayı pervaneden geçirip sıkıştırarak öne gönderip öndeki sıcak yüzeye temas ettikten sonra ortama geri gönderir. Soğuktur. Bulunduğu ortamı soğutmaz. Sadece sıkışan havanın temas ettiği yüzeyi soğutabilme kabiliyetine sahiptir. Yine bu prensipten yola çıkarak sıkışmış havayı sıcak bir yüzeye maruz bırakıp soğuğu çekecek, sıcağa maruz kalacak. Değişime uğrayacak. Bulunduğun birime göre, yani buradaki birim bulunduğun odaya göre. Tabii oda komple cam olursa bu söylediğim mekanizmayı kullanmak çok da efektif olmayacaktır yine. Soğuktur. Bu tasarımı YouTube'da sık sık görebilirsin. Kullanılan akışkanın da su olduğuna şahit olabilirsin. Çünkü su nispeten ucuz bir akışkan ve donma kaynak noktası biliyoruz, kolay elde edebiliriz. Bu yüzden su kullanımını YouTube'da bu tasarıma entegre edilmiş halde görmen mümkündür. Soğuk suyun kullanımı bu tasarımda efektif bir sonuç verirken sıcak su kullanımı bu tasarımda uygun değildir. Sebebi ise sıcak halde, kaynamış haldeki suyun soğuk sudan daha çabuk donma eğilimi göstermesidir. Şimdi soğuk suyu düşün. Kaynatıyorum. Harıl harıl kaynıyor. Su ısınmaya başladığında arasındaki kovalent bağlar kısalmaya başlar. İki elimin arasında kovalent bağ olduğunu düşün. Su kaynamaya başladığı sırada kovalent bağlar kısalır ve bu kısalma sonucunda bir enerji kaybı meydana gelir. Bu enerji kaybı dolayısıyla ve kovalent bağların kısalması neticesinde sıcak su soğuk sudan daha çabuk donma eğilimi gösterir. Bu nedenle bu bilgiyi referans alarak sıcak suyu bu tasarıma entegre ettiğimizde vantilatör zaten ortamdaki havayı sıkıştırarak ön hacme gönderiyor. Ve sıkışmış hava
soğuk bir etki yarattığından sıcak suyun daha çabuk soğumasına yardımcı oluyor. He, o zaman ne yapacağız? Soğuma eğilimi gösteren bir akışkan yerine sürekli ısınma eğilimi gösteren bir mekanizma kullanılması bu tasarıma entegre etmek için uygundur. Sirkülasyon pompası yardımıyla şişenin içinde bulunan bir miktar su sürekli dolaşır. Döner dolaşır. Ve suyun seviyesinde gözle görülür bir azalma meydana gelmez. Enerji kayıplarını bir tarafa alırsak suda gözle görülür bir seviye değişimi meydana gelmez. Ve sürekli böyle akar. Huzurluymuş ha. Bunun için de ne kullanabiliriz? Mesela elektrikli ısıtıcı devrelerini kullanabiliriz. Elektrikli ısıtıcı devreleri ışık gibi davranır. Elini ısıtıcının ısınan yüzeyine uzattığında avuç içim ısınırken avucumun elimin arkası soğuk kalır. Bunun sebebi bir sirkülasyon halinde olmamasından kaynaklanır. O halde neredeyse aynı prensiple çalışan ve temas ettiği yüzeyi biri soğuturken diğeri ısıtıyorsa bu iki mekanizmayı birleştirerek sirkülasyon halinde tutamayan fakat kullanıldığı zaman efektif bir sonuç veren iki tane elemanı yani bir vantilatör ve bir de ısıtıcıyı birleştirirsek ortaya sirkülasyon halinde ortamdaki havanın sıcaklığını değiştiren bir tasarım yapabilir miyiz diye düşünerek bu fikirden yola çıkarak bir tasarım gerçekleştirebiliriz. Evet, bu pompayı bu projede kullanmak doğru değildir. Soğuk su için doğrudur. Fakat sıcak su için doğru değildir. Çünkü data sheet'inde maksimum sıvı sıcaklığının 60 santigrat derece olduğunu söylüyor. Zaten 60 derece yaklaştırmaya çalışıyoruz ki ısınabilelim. 60 santigrat derece sıvı koyarsak sürekli bu düşecek. Burada gördüğün bakır mekanizması soğuk hava elde etmek için ortamdaki havayı soğutmak için kullanılabilir bir mekanizmadır. Fakat dediğim gibi ısıtmak için kullanılması efektif değildir. Düşün sürekli kaynar su pompalaman gerekiyor. Veya sıcak sirkülasyon elde edebilmek için akışkanın sıcaklığı artış eğilimi göstermeli. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bir kettle'ın içinde buharlaşan sıvıyı bu circle'dan geçirebilirsek evet istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Ama nispeten yine bir önceki örneğe göre daha az efektif olacaktır. Bir de suyu sürekli kaynatacaksın da onun içinde ekstra bir enerji harcayacaksın da içinden dönecek de üf, 40 tane zıttırı bızlık şeyi birleştirmen gerekebilir. Yani. Bu videoda ev yapımı bir ısıtıcı nasıl yapılır? Bunun çalışma prensibinden bahsetmek istedim. Varsa bu konuyla ilgili fikrin, videonun altındaki yorumlar kısmında belirtebilirsin. Zevkle okurum, zevkle cevaplarım. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Her videonun sonunda söylediğim gibi. You know me who I am. I'm Hadi Ilıkmen. See you again. Sıcak oldu ya. Hele şu camı aç.